30 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde tarihi yarışın yapılacağı Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde yapımı devam eden çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı Mahmut Akülke, sadece Afyonkarahisar'a değil, Türkiye'ye inanılmaz bir spor merkezi kazandırdıklarını ifade etti. 30 Ağustos 2 Eylül arasında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon'da ilk defa düzenlenecek Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapacağız Afyon olarak. Bu bizler için çok önemli. Dünyada 14 ülkede uluslararası, yani Dünya Motokros Şampiyonası oluyor. Toplam 20 yarış. Bunun içinde Amerika, Arjantin, Endonezya kıtalar arası. Diğer yarışlar Avrupa'nın tüm ülkelerinde gerçekleşiyor. Gerçekten altyapısıyla, üst yapısıyla, özellikle altyapısıyla, türbinleriyle, binalarıyla, tuvalet, duşlarıyla şu anda görmediğiniz sosyal imkanlarıyla, pist içindeki uzunluk ve rampa sayılarıyla, hepsiyle beraber dünyanın en iyi motokros parkuru Afyon'da ve Türkiye'de. Bunu iddia falan etmiyoruz. Tevazu da göstermek istemiyorum. Yıllardır gezdiğim, bu yıl 6 ülkede 6 tane yarışın içinde Afyon promosyonunu, tanıtımını yaparken de olduk. Bunun içinde diğer arkadaşlarımız da vardı. Gururla bunu, sizler de bunu haykırarak da söyleyebiliriz. Biz Türkiye olarak da haykırarak söyleyebiliriz. Her şeyle dünyanın en iyi parkuruna sahip olacağız. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise son yıllarda dünyada ve Türkiye'de ekstrem sporların büyük önem kazandığını, bunların başında da motokros yarışlarının ön plana çıktığını söyledi. İnşallah bu sene Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağını 1 Eylül 2 Eylül 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapacağız. 10 binden fazla yabancı misafiri bekliyoruz. 25 binden fazla Türkiye içinden misafirler bekliyoruz. Bunun yanında 1500 yakın sporcular, onların teknik heyeti, yardımcıları, hakemler, gözlemciler, federasyon yetkilileri, o kadar da yine bir misafiri bekliyoruz. Biz 1 Eylül'den en az bir hafta önce buradaki tüm çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu pistin nasıl bir pist olacağı ve neler olacağını şu an Afyon Belediye'mizin internet sitesinde animasyonunu görebilirsiniz. Bu animasyon birebir buradaki pistin yapılacak olan animasyondur. Yani bir hayal değildir, bir hayal ürünü değildir. Ya da aklımızdan geçen ama uygulamadığımız bir proje değildir. Yani orada ne görüyorsanız bu pistte Allah'ın izniyle olacak. İnşallah o animasyonda incelendiğinde burada nasıl bir çalışma yapılacağını ve çalışmalar bittiğinde en sonunda nasıl bir pist olacağının altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal tesisleriyle ne hale geleceğini hep birlikte görmüş olacaksınız. Türkiye Spor Yazarları Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey de şampiyonanın Afyonkarahisar'ın tanıtımı için büyük kazanç olduğunu belirtti. Halkımızın üzerine düşen bir görev var. Burada bir festival havasında geçecek, konserler var, diğer etkinlikler var. Bu etkinlikleri hep beraber iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ulusal ve uluslararası basın mensuplarımız için özel turlarımız olacak. Şehrimizin tanıtımı, ülkemizin tanıtımı. Yaklaşık yüz binlerce insan canlı yayında Afyon'un tanıtımını, Türkiye'nin tanıtımını izlemiş olacaklar. Böyle bir fırsat yakalayacağız.